League of Legends Türkiye Büyük Finali'ndeyiz. Ülker Spor Arena'dayız. Şu anda burada inanması zor ama Aden mutlaka görüntüleri gösterecektir. 10.000 kişi var ve bu kadar bilet 2 hafta içerisinde satıldı. Daha önce League of Legends'ın Türkiye'de bu kadar büyük organizasyonları olmuştu ama ilk defa yurt dışında olan örneklerine benzeyecek şekilde bir spor arenası kapatıldı ve devasa bir kalabalık var şu an burada. Dışarı son derece sessiz. Eğer dışarıya çıkıp bakarsanız stadın dışı son derece sessiz, hiçbir şey yok gibi görünüyor ama içeriye girdiğiniz anda burası korkunç bir cennet. League of Legends sevenler için muhteşem bir yer diyebilirim. Bir dakika içerisinde büyük final başlayacak. Team Turkuaz'da Dark Passage'a karşı olacak burada. Daha önce finallerde gene kapışmışlardı. Bu defa aynı zamanda final bir revanş gibi olacak. Kimi kazanacağını hep beraber göreceğiz. Buradaki atmosfer inanılmaz. Bu türü sevenler için, oyuncular için inanılmaz bir ortam. Türkiye'de uzun yıllardır bu sektörde olmasını istediğimiz, görmek istediğimiz bir ortam şu an burada var. Artık bundan sonra daha büyük yerini istiyoruz inşallah Türkiye'de. Adem ve görüntülerle baş başa bırakıyoruz sizleri. Görüşürüz, hoşça kalın. Ülker Spor Arena'dayız. Yanımda Hasan Çolakoğlu var. Riot Games Ülke Müdürü. Sayın Çolakoğlu, burada çok büyük bir iş yaptınız. İlk defa bizim uluslararası gördüğümüz kaliteli bir turnuvayı böyle büyük bir stat kapatıldı diyelim. Bu kadar işte ışıklar, sahne falan şimdi mükemmel görünüyor. Türkiye ilk defa böyle bir şeye şahit oluyor. Şu an burada söyleyeyim, karşılaşmanın yarısındayız. Arada ses olması çok normal. Sesini çıkabilir. Bundan sonraki adım artık ne olacak? Hani vallahi şimdi biz burada geçen sene Dünya Şampiyonası'nda Los Angeles'ta Staples Center'daki kadar seyirciyi sadece Türkiye'den topladık. Evet. Dolayısıyla bunu yapabilmemizin ama tek bir tane sebebi var. O da Türkiye'deki League of Legends oyuncusunun konuya ilgisi ve böyle bir turnuvaya olan talebiydi. Evet. Biz onlar bizden böyle bir etkinlik istediği için yaptık. Hı-hı. İşte zaten ne yaparsak onların kaliteli bir League of Legends deneyimi yaşaması için yapıyoruz. Bundan sonra ne olacak? Onlar karar verecek aslında. Daha ne kadar büyümemizi istiyorlarsa o kadar büyüyoruz. Daha ne tip servisler vermemizi istiyorlarsa veririz. O şekilde elimizden geleni yapıyoruz. Yani atmosfere baktığımız zaman yalnızca görünen taraflar değil, aşağısı, ortası değil, stadın her tarafı dolu şu anda. Tıklım tıklım, basının ilgisi korkunç bu arada, o da harika bir şey. Evet. Ve şu anda iki tane büyük takım kapışıyor burada. Peki bir şey söyleyeceğim, benim gördüğüm kadarıyla şu anda Türkiye'de büyük takım sayısı kaç tane? 2 ya da 3 diyebiliriz. 5. Yani 5, şöyle 5 demek zor olur çünkü aynı kadrosu bütün sezon boyunca korumuş 3 ya da 4 tane takım var diyebiliriz. Ama bunu seneye biz bir profesyonellik başlatıp minimum 8'e çıkartmak istiyoruz. Evet. Gerçi bütün sene turnuvalara katılan takım sayısı 7.000'di. Evet. Ve şunu da söyleyelim, basın toplantısını açıklamıştı kendisi bize. Seneye olacak profesyonel ligde artık buradaki oyuncular para kazanıp en azından evlerini geçindirebilecek hale gelecekler. Yani bildiğiniz derecede en azından okul harçlığı çıkartabilecek. Öyle diyelim. Evet. Yani en azından para kazanmaya başlayacaklar ve babaları sorduğu zaman oğlum sen oyun oynayıp ne yapıyorsun? Baba para kazanıyorum diyebilecekler. Peki şimdi Türkiye Büyük Finali var. Buradan çıkan nereye gidecek? Ne olacak? Buradan çıkan bir ön eleme maçı oynayacak gelecek ay Ağustos ayında Almanya'da. Orada onu kazanırsa Kore'deki Dünya Şampiyonası'na katılacak. Vay, çok büyük. Harika. İnşallah da takipte olacağız. Peki çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.